Selam, ben Besede. Okulun normalde en işlek olan yerlerinden birine oturdum. Şu an 31 Temmuz yazdayız ve okul tatil ama ben okulda aktif burslu olarak çalışıyorum. Bu videoda size birazcık okul turu yaptıracağım. Yani normalde ben okulun tanıtımında çalışıyorum. İşte önceden kampüs turundaydım. Şu an sosyal medya ekibindeyim. Birkaç gün önce de hatta eğer ben bunu paylaşana kadar o da paylaşılmış olursa okulun kendi kanalı için bir şeyler çektik. Böyle okulu genel olarak turladığımız, anlattığımız tecrübelerimizi falan bir şeyler çektik. Ama öyle bir videoda benim kendi düşüncelerimden çok objektif olarak bahsetmem mümkün değil. Çok beğendiğim şeyleri çok överek anlatamam. Beğenmediğim şeyleri çok yararak anlatamam. Objektif, yanlış kelimeyi kullandım. Subjektif değil. Yani genel daha objektif, daha herkes tarafından benzer düşünebilecek şeyleri ve hani insanların düşüncelerini tam da değiştirmeyecek şekilde anlatmaya çalıştık. Çünkü diğer türlüsü diğer okulları karşılaştırmak ya da bu okulun çok iyi olduğunu anlatmak falan çok etik kalmayabiliyor okulun kendi kanalında. Ama ben kendim böyle bir video çekmek istedim ki okulla alakalı bütün tecrübelerimden istediğim şekilde bahsedeyim. Şu an Kadir Has Üniversitesi'ndeyiz. Ben bu videoyu özellikle kendim çekmek istedim. En başından beri istiyorum. Normalde hani evde çekeyim, maddeler halinde anlatayım istiyordum. Ama şu an hazır okuldayken okulda sevdiğim şeyleri direkt örnekli olarak gösterip anlatayım istiyorum. Çünkü ben bu okulu seçtiğim zaman bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Yani benim düşünceme göre eğitim anlayışına tamamen bambaşka bir perspektif getirdiğini ve bu idari işlere, bürokrasiye, bir öğrencinin bu kadar yanında olan, bu kadar işini kolaylaştırmaya çalışan bir kurum olamaz diye düşünüyorum. O yüzden sizlere de bütün gerçekliğiyle, bütün açıklığıyla anlatmak istedim kendi tecrübelerimden yola çıkarak. Bayağı kendimi şey amacına soyunmuş hissediyorum. Bu ülkede bu kadar iyi bir kurum var, bu kadar öğrenciye değer veren ve yanında olan ve iyi eğitim veren, her şey bu kadar iyi bir kurum var ama herkes bu kadar çok iyi olduğunu bilmiyor. En azından bu videoyu izlemiş ve tercih yapacak olanlar biraz daha okulun içinden bir öğrencinin tecrübeleriyle nasıl olduğunu deneyimlesinler istiyorum. Ama en başında şundan bahsetmek istiyorum. Yani kendimin bir okuldan beklentilerimin ne olduğunu ve neye göre değerlendiriyor olduğumu. Çünkü bir insanın okuldan beklentisi sadece yatarak, hiç ders çalışmayarak, hiçbir şey öğrenmeyerek geçmek ve diplomasını almaktır. Bence bu okul onun beklentilerini çok da karşılamaz. Ama ben zamanında üniversite sınavında sözelde derece yapmıştım. Ve biraz daha bir şeyler öğrenmeyi seven, en azından ilgimi çeken şeyleri tam olarak öğrenmeyi, böyle kaynağını sömürerek, hocalarıma her şeyini sorarak, anlamadıklarını tekrarlattırarak bir şeyi öğrenmeyi seven bir insanım. Sevdiğim bir şeyse özellikle, karşımdaki bana onu öğretmeyi, anlatmayı seviyorsa, istiyorsa. Yani benim bir okuldan beklentim benim işimi zorlaştırmaması ve öğrencisine sahip çıkıyor olması açıkçası. Derslerinde iyi anlatıyor olması. Ben kendim İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümündeyim. Daha sonra Kadir Has Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde okumak diye ayrı, Kadir Has Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım okumak diye ayrı iki videoda çekmek istiyorum. Çünkü bölümden bölüme tecrübe çok değişiyor tabii ki. İsterseniz, yani benim neredeyse bütün bölümlerde okuyan arkadaşlarım var. Onlarla da ayrı bir deneyim, bir soru cevap tarzı bir şeyler çekeriz. Şimdilik genel olarak okuldan, okulun idari sisteminden, rektöründen, hocaların yaklaşımından vesaire bahsetmek istiyorum. Şimdi mini tur eşliğinde sanki buraya kampüs turuna gelmişsiniz ve ben sizi kampüse gezdirirken bir yandan da tecrübelerimden bahsediyorum. Ama siz çok resmi konuşmam gereken bir insan değil de benim arkadaşımmışsınız ve bu yüzden istediklerimi söyleyebilirmişim tarzında bir kampüs turu yapacağız sizinle. Az önce bir tık daha izole bir alandaydım. O yüzden maskemi çıkarmıştım. Şimdi tekrardan ortalıkta dolaşacağım için maskemi geri taktım. Okulun her yerinde gezerken bir yandan gözünüz bir cama takıldığında gördüğünüz manzara az çok şu oluyor. Halic'in kıyısında olmasının en büyük avantajını ders aralarında denize şöyle bir göz atarak Galata Kulesi manzarasını izleyerek ve inanılmaz iyi, kolay ulaşım imkanlarından yararlanarak. Devam nasıl geliyordu unuttum. Burada Galeri Kehas diye bir alan var. Burada da normalde sergiler oluyor devamlı. En son hatırladığım mültecilerle alakalı bir sergi vardı. Ve biz okulda normal etrafta turlarken bir bakıyoruz. Burada çok şık giyinmiş insanlar ellerinde içecekleriyle böyle sergi açılışları yapıyorlar. Böyle şeylerin içinde olmak bile bence insana vizyon katan bir olay. Ve sıklıkla değişiyor bu sergiler bu arada. Her zaman aynısı olmuyor. Geliyorsun buraya, etrafa bir göz atıyorsun. Yani okul resmen senin yanlışlıkla kültür
sömürülenmeni sağlıyor. Öyle çaktırmadan, arada derede bir şeyler katarak. Zaten en çok bu vizyonu seviyorum. Şurası okulun aktif olarak kullanılmayan bir kapısı. Burası okulun bir başka girişi. Şu an hafta sonu olduğu için sanırım kapalı. Böyle her tarafta gerçekten Haliç'te olmasının avantajlarını bir de böyle güzel eserlerle yaşıyoruz. Böyle bir de okulun böyle bir olayı var. In Idea diye. Şöyle ki Kadir As'ın web sitesinde muhtemelen bulursunuz. Benim anlatacağımdan çok daha iyi bir şekilde. Ama ben bu öğrenciyi benimseme ve destekleme olayını seviyorum. Bir fikrin varsa projeye döküp gönderiyorsun ve bunu fonluyorlar senin için. Okul senin fikirlerine değer veriyor ve bunu gerçek hayata geçirmek için uğraşıyor. Yani zaten bütün kurumlarda genç insanlar için benzer bir fırsat olsa çok daha iyi noktalarda olabilirdik diye düşünüyorum. Burası A blok, yemekhane kısmı ve burada C blok, orta amfi bahçeye geliyoruz. Ama önce burada size yemekhane ile alakalı birkaç minik şey söyleyeceğim. Yani muhtemelen gelen ve fiyatları soran çoğu kişi okulun yemekhane fiyatlarının fazla olduğunu düşünecektir. Ben şöyle yapıyordum. Genelde yemeklerimi yanımda getiriyorum. Ama yanımda getirmediğimde de okulda yemek istediğimde zaten okulun yemekhane fiyatları dışarısıyla aynı ya da bir tık ucuz oluyor. Yani benzer fiyatlarda oluyor. O yüzden hani devlet okulundaki gibi 3 liraya koca bir tabildot yemekten ziyade dışarıda vereceğiniz parayı verip ama bir tık daha iyi yağlarla hazırlanmış, bir tık daha kaliteli bir yemek yeme fırsatınız oluyor. Yani o yüzden ben bu pahalılığını ve her gün karşılayamayacak olmamı yanımda yemek taşıyarak karşıladım. Ama çok böyle okulda yemek ihtiyacı hissettiğimde de bunu karşılayabiliyordum. Yani dışarıda yemekle benzer şeylerdi. Okul bu arada Haliç, Eminönü, Cibali, Balat arasında yer alıyor. Haliç metroya bayağı yakın. O yüzden etrafta tarihi binalar var. Okulun kendisi zaten eskiden tam onun müzesine de götüreceğim birazdan. Ama Cibali Tütün Fabrikası'ndan dönüştürülmüş, restore edilmiş bir okul. O yüzden şöyle güzel kapıları ve renkleri var her yerde. Şu an C blok orta amfi bahçeye geldik. Burada normalde espresso lab var. Ve önünde bayağı şemsiyelerle güzel oturma alanları. Ve arkasında da şöyle merdiven bir amfi bahçe var. Şurada da şöyle espresso lab. Burada normalde üstümüzde şemsiyeler oluyor ve böylece güneşten korunuyor oluyoruz ama ben şu an yanıyorum bir tık. Bu arada dikkatinizi çektiyse okulun merdivenleri rengarenk ve yani bu merdivenlerin renkli olması için herhangi bir çaba göstermemiz gerekmiyor. Yani şey diyebilir miyiz mesela, okulu kendi kendine renklendirip bütün renkleri içinde bulundurmaktan çekinmeyen bayağı güzel özgürlükçü bir okul. Ve bunu ben açıkçası her anlamda deneyimliyorum. Gerçekten herkese eşit muamele uygulanıyor okulun her biriminde. Benim deneyimlediğim kadarıyla yani okulun herhangi bir alanında baskıya maruz kalmıyoruz. Bu orta bahçeden de yani okulun her yerinden benim bilmediğim muhtemelen çok fazla daha kısa yol da vardır. Ama bu orta bahçeden de arada kütüphaneye giden, daha doğrusu bilgi merkezine giden o bilgi merkezini çok daha ayrıntılı anlatacağım. Çünkü okulun anlatmaya en değer noktası, en beğendiğim, en fantastik şekilde işleyen. Yani herhangi bir kütüphaneden bizim okuldaki adıyla bilgi merkezinden böyle bir performans beklemezsiniz. Ama insanın bir bilgi merkezinden neler bekleyebileceğini sorgulatıyor insanı. Size bayağı örnekleriyle falan anlatacağım. Yani yaptıklarıyla anlatacağım direkt. Kendim hissim böyle okulla alakalı. O yüzden iyi falan değil. Bayağı neden böyle olduğunu her şeyiyle anlatacağım. Şimdi buradan devamı normalde bilgi merkezine gidiyor. Ama şu an benim yemek molası zamanım geldi. O yüzden yemek yiyip ondan sonra devam edeceğim okul turuna. Ama hazır buradayken de şöyle Haskopi diye bir alan var. Burası bizim fotokopi çektirdiğimiz alan. Bir de ben yakın zamanda öğrendim bunu. Zaten okulun böyle ara yollarından çok fazla yere ulaşabiliyorsunuz. Ben henüz bunların hepsini öğrenemedim. Laboratuvarların olduğu bir alan var. Genelde mühendislik laboratuvarları. Şurada VCD Student Space yazıyor. Buraya daha önce çok kısa bir girme fırsatım olmuştu. Olay ne biliyor musunuz? Böyle güzel koltuğun, sandalyenin, masanın falan oldu. Öğrencilerin böyle istediği gibi rahatlayabileceği, kahvelerini, çaylarını içebileceği, beraber vakit geçirebileceği bir alan yaratmışlar ki daha fazla paylaşım fırsatı olsun ve daha fazla şey üretebilsinler ve daha özgür, daha rahat düşünsünler ve öğrenciler sadece işte dersle, sınavla, ne bileyim projelerle uğraşmasın da bir yandan böyle rahatlama fırsatı da bulsun. Yani ilk burayı gördüğümde içerisi de bayağı böyle güzel, konforlu, yepyeni, rahat bir yer dedim. Böyle bir eğitim anlayışı gerçekten alabiliyor muymuş? Muhtemelen benim bilmediğim, özellikle mühendisliklerde falan çok daha fazla farklı imkan vardır. Zaten az önce tabelada gördüğünüz laboratuvarların, bütün mühendislik dallarının ayrı laboratuvarları var.
Buradan bizim ofise doğru gidiliyor. Sonra bu kısımdan diğer bloklara da geçeceğiz. Okulda gezmediğimiz neredeyse hiçbir yer kalmayana kadar size tam olarak, yani gelme imkanı olmayanlar özellikle, okulun tamamını gezmişsiniz tecrübesi yaratana kadar devam edeceğim. Okulun şöyle her tarafında dezenfektanlar var. Hiç bayağı yüksek alkol oranlı dezenfektanla dolu. Size şöyle bir ara nokta verip öyle devam edeyim. Okulun içerisinde burada bir muz bahçesi var. Şu an muz bahçesindeyim. Mermerlerin arasına toprakları yerleştirip muz bahçeleri yapmışlar. Yani normalde hiç bunun olmayacağı bayağı bina içi bir alan. Ama okuldaki bu çabayı seviyorum. Yani yeşillik herkesin hoşuna giden bir şey. Ama bina içinde çok karşılaşmadığı bir şey. Bina içinde olduğumuzda genelde her tarafta beton. Yani nefes alacak ortam bulamıyoruz. Ama böyle her yerde yeşillik olunca, zaten D blok girişte de göstermiştim. Belki sonrasında tekrar orayı bir tık daha ayrıntılı gösteririm. Konferans salonuyla falan beraber. Bir de bana devlet lisesinden mezun olan biri olarak aşırı iyi gelen bir olay daha vardı. Şu an pandemi koşullarında olduğu için yok bu. Ama normalde okulun her tarafında böyle bir yandan buz gibi su, bir yandan da kaynar su akan sebiller var. Ve herkesin kullanımına açık. Ben yanımda sadece bu suko şişemi taşıyıp onun içine doldurup devamlı su ihtiyacımı böyle karşılıyordum. Bir yandan da yani okul şuna yardımcı oluyor. Plastik tüketimi azalıyor bayağı. Aynı zamanda masraf azalıyor. Aynı zamanda okulun bütün tuvaletleri saat başı falan temizleniyor değil mi? Evet. Her zaman tuvalet kağıtları, işte havlu kağıtlar falan tam dolu. Bayağı konforlu. Şimdi, merhaba, Dilara ben. Biz beraber okulda sosyal medya ekibinde çalışıyoruz şu an. Evet. Arada konuşuyoruz, hani devlet okulu mu, işte özel okul mu? Günümüz şartlarında bence kesinlikle özel okul. Evet, bence de özel okul. Çünkü ben Kadir Has Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımından mezun oldum bu yıl ve gerçekten okulu aşırı seviyorum. Hem hocaları ilgili alakalı, hem okulda çalışan görevliler, hepsi güler yüzlüler. Onun için tercihlerinizde Kadir Has yazmayı unutmayın. Mesleki deformasyon tanıtım günleri bölümünde hemen. Aynı. Şeye gidelim mi? Dilara da iletişim fakültesinde olduğu için yani okuldaki deneyimi benimkiyle benzer olacak. Ben derece yaparak geldim okula. Ve insanlar soruyorlar, neden bu kadar puan yapmana rağmen işte bu bölümü seçtin, bu okulu seçtin. Çünkü seçebileceğim daha iyi bir seçenek yoktu. Burası iletişim fakültesi ortak derslerinin olduğu yer mi? Burası eskiden böyle değildi. Bu oturma yerleri tamamen tahtaydı ve otururken içimiz acıyordu. Ama şu an çok güzel olmuş. Bu arada benzer şekilde okulun neredeyse her yeri yenilendi ve böyle pandemi koşullarına uygun olarak tuvaletleri falan, falan da çok yenilenmiş. Bu katlık tuvaletler yenilenmiş, evet. Şey falan da yapmışlar. Çoğu sınıfı böyle ikiye bölmüşler ki işte daha fazla sınıflarda daha az kişi ders işlenebilsin. Daha evet. Fazla ortam sağlansın pandemi döneminde. Öbür fakülteler bize göre daha kalabalık giriyorlar. İletişim fakültesi genel dersler birlikte işlense de mühendislik kadar kalabalık olmuyor ya. Ya okulun şey olayı da benim çok hoşuma gidiyor, o yüzden. Bayağı butik bir üniversite, evet, olarak aynen. Geçiyor. Bu arada bu iletişim fakültesi için özellikle geçerli zaten. Bütün bölümlerin kontenjanları bayağı az. Ama genel anlamda da okulun butik bir okul olması, bu az önce bahsettiğim işte tuvaletlerin çok temiz olması, her tarafta sebil olması, bütün bürokrasinin çok iyi işliyor olması. İletişim fakültesine daha çok bilgi sahibi olduğum için bunu söylüyorum. Her bölümün, mesela yeni medya bölümünün, RTS bölümünün kendi öğrencilerine ait oluşturduğu sınıflar var. Ve o sınıflara gidip sabahtan akşama kadar istediğiniz gibi çalışabiliyorsunuz. Ama en güzeli VCD'ninki. Çünkü direkt amfinin yanında. Evet, ben gösterdim orayı. Falan da var. Evet. En önemlisi de genellikle iletişim fakültesinde Mac'ler daha çok kullanılıyor. Bunları Mac Lab'lerden de kullanarak hani okuldaki projelerinizi daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Okulun iletişim fakültesinin kullanması için olan bütün laboratuvarlar tamamen iMac'lerde. Okul öğrenciler bir şey yapmak istediğinde her zaman yanında destek oluyor bu konuda. Yani ben çok memnunum o yüzden. Bunlar da yeni yapılan sınıflardan biriymiş. Çok beğendiğimiz şu alanı göstermişsin. Çok estetik görünüyor. Arkadaşlar, buraya gelirseniz her gün buradan günaydın storylerinizi atabilirsiniz. Çok güzel görünüyor. Şimdi iletişim fakültesinin atölyelerinin oraya gideceğiz. Biz ikimiz de okulda aktif burslu öğrenci olarak çalışıyoruz. Ben öncesinde kampüs turundaydım. Bahsetmiştim zaten. Şu an sosyal medyadayım. Zaten karşılığında bir ödeme de alıyoruz. Okulda tam zamanlı çalıştığımız için. Sigorta başlangıcınız da oluyor.
yemek de okula ait oluyor. Bir yandan da işte ikimiz de zaten iletişim okuyoruz. Bayağı bir deneyim kazanmış oluyoruz. Benzer bir deneyimi benim bölümüm halkla ilişkiler ve PR atölyesi. Ama kitle evet, çok var güzel burada. Aslında. Aşırı rahat koltuklar var. Ben görsel iletişim tasarım bölümünde olmama rağmen buraya geldiğimde hocaları direkt gel falan hani böyle. İletişim fakültesindeki bütün bölümlerin tüm imkanları diğer bölümlere de açık fakülte içinde. Işık pek iyi değil şu an ama genel olarak iletişim fakültesine ayrılmış bölümde. Böyle bütün katlarda yaklaşık 4 kat var. Her yerde vakit geçirebileceğiniz pufflar. Bunlar sanat ve tasarım fakültesinin işleri ve okulun her tarafında varlar. Bunlar tam böyle dersten çıkınca veya şu an biz aktif olarak uzun uzun çalıştıktan sonra, yorulduktan sonra ben bu pufflarda epey bir uyuma tecrübesine sahibim. Böyle bir minik öğle uykusu. İşimize geri dönelim. Şurası muz bahçesiydi. Buradan devam edince şurada daha farklı bir yemekhane var. Sanat tasarım fakültesine ilerlemeden önce burada az önce de bahsetmiştim. Cibali Tütün Fabrikası'nın restorasyonu sonucu oluşturulmuş binada kurulan bir okul burası. Burada okulla alakalı ürünleri alabileceğiniz 34-14 kehas var. Böyle aşağıdan devam edince Rezan Has Müzesi var. Bence okulun yine en iyi yanlarından biri. Tarihi bir bina olduğu için zaten. Yani o tarihi kalıntılara sahip çıkmaya çalışmışlar. Ve aşağıda Rezan Has Müzesi var. Giriş yapabiliyor muyuz acaba? Az önce demiştim o galeri kehas kısmında yanlışlıkla öğrencileri bu türlü yapmaya çalışıyorlar. Yani okulun içine müze bulundurarak ve müzenin içindeki eserleri devamlı değiştirerek de bunun başka bir örneğini görebiliriz gibi. Giriş yaptık müzenin içine. Size birkaç saniyelik bir klip hazırlıyorum şimdi müzenin içerisindeki görüntülerden. Bizim girmemizin yasak olduğu başka bir sarnıç kısmı var. Okulda böyle esrarengiz kısımların olması çok garip. Aynı zamanda hazırlık binasında da benzer bir alan var. Yukarıda cam tavan var. Burası sanat tasarım fakültesinden aşağı baktığınızda gördüğünüz bir kısım. Aynısı hazırlık binasında da var. İsterseniz hatta Kadir Has Üniversitesi'nin hazırlık binası turunu da yaparız. Oradaki sınıflar, arkada açık alandaki bahçe falan. Bu müze kısmından girince burada sanat tasarım fakültesi var. Tiyatro bölümü, mimarlık bölümü, iç mimarlık bölümü. Şimdi arka bahçeye gidiyoruz. Has Amfi Bahçe. Burası eskiden öğrencilerin, hocaların falan arabalarını park ettikleri otoparkmış. Ama sonrasında mimarlık öğrencileri arasında bir yarışma yapılıyor ve kazanan proje burada hayata geçiriliyor. Şu an tabii tercih günleri yaklaştığı için tanıtım günleri hocalar gelecek buraya. Sanırım 4 Ağustos'tan itibaren. Okulun içinde çok fazla zaman geçirmelik yer yok. O bahsettiğim işte koltuklar, puflar, sandalyeler falan. Onlar da keyifli tabii ama insan bir açık havada böyle keyifli vakit geçirmek, bir taze havayı solumak istiyor derslerin arasında. İşte orası da burası. Yani az önce o bahsettiğim şey o. Okul minik bir alanı varmış ve onu da böyle çimlendirerek güzel öğrencilerin vakit geçirmesi için bir alan olarak yaratmış. Bu çaba hani bu... Böyle burası normalde olduğu gibi tamamen bahçe ama şimdi tanıtım günleri için hocaların geleceği zaman burada durması için böyle gölge alanlar yaratılmış. Şimdi başka bir açık alandan daha geçip orası da bayağı yeşillikli bilgi merkezine gideceğiz. Şu anda farklı bir gündeyiz. Okulun tamamını gezmek özellikle bilgi merkezini de doğru düzgün anlatabilmek için bir gün yetmedi. Şimdi bilgi merkezine gireceğim. Biraz etrafı gezdireceğim. Şöyle ama bilgi merkezinin girişine böyle bir alan yapmışlar. Bütün bilgilerin olduğu. Böyle içeri giriş yaptıktan sonra burada gazetelerinizi, dergilerinizi alıp oturabileceğiniz bir alan var. Süreli yayınların böyle epey bir dergi. Her ay ya da yeni sayısı çıktıkça güncelleniyor bunların. Ve epey dolu bir DVD arşivi var. Yani aslında DVD'ler artık pek işimize yaramıyor gibi görünüyor. Ve çoğumuzun bilgisayarında artık DVD sürücüsü dahi yok. Ama onun için de şöyle bir şey. Aslında internette bulunamayacak, yani çoğu tam sayıları bilmiyorum. Ve zaten kütüphanenin şöyle bir olayı var. Buraya film izlemek için de gelseniz, çalışmak için de ya da normal vakit geçirmek için falan da gelseniz öğrenci kartınızla bilgisayar ödünç alabiliyorsunuz. Ve özellikle DVD sürücüsü olan bilgisayar ödünç alırsanız istediğiniz gibi izleyebilirsiniz de bunları. Hatta zaten
zaten. Bir de şöyle bir şey var. Pandemi döneminde okul bilgisayarı olmayanlara, yani online eğitim için yeterli bir bilgisayarı olmayan kişilere bilgisayar gönderdi. Ve sanırım çoğunu sıfır Dell satın alıp gönderdi. Yani benim çok fazla arkadaşım direkt kendileri tecrübe ettiler bunu. Ve bayağı güzel bir bilgisayardı. Yani benim en garip bulduğum şeylerden biri de bu sanırım bu okulda. Aynı zamanda bilgi merkezi de, yani benim bu okulda en sevdiğim, en övülesi, en harika çalışan kurumlardan biri. Her ne kadar neredeyse hepsi öyle olsa da. Şu an tam sessiz alandayız ama içeride çalışan kimseyi görmediğim için sanırım kısık sesli de olsa konuşmamda bir sıkıntı olmaz. Buraya eğer kampüs turuna gelirseniz, kampüs turu içerisinde kütüphaneyi, bilgi merkezini anlatmak için görevli özel ayrı insanlar var. Daha ayrıntılı, daha doğru bilgi verebilmek için. Onlardan bütün sayısal verileri, her şeyi öğrenebilirsiniz. Ama ben biraz daha bu videoda zaten öğrenci deneyimini aktarmak istiyorum. Şu karşıda gördüğünüz tüm duvar tamamen Türk edebiyatı. Zaten okulda bulunan ayrı ayrı bütün bölümler için farklı raflar var. Buradan okumak istediğiniz kitabınızı alıyorsunuz. Burada güzel şu şekilde iki tane koltuk var. Buraya kuruluyorsunuz ve böyle keyifle tam karşınızda şu manzarayla gösteriyorum. Karşınızda bu manzarayla kitabınızı okuyorsunuz. Şöyle bilgi merkezinden birkaç kat asansörle indikten sonra da böyle bir arka bahçeye açılıyor olan. Hemen gitmeden şurada hamaklar var. Sal, if you are bored, if you are troubled, just sal kendini, let it go. Böyle yine okulun farklı alanlarına geçilen kısımlar var. Şöyle bir bahçe alan ve genel olarak banklarla dolu ama şu an içeride çok fazla aday öğrenci olduğu için çekmem doğru olmaz sanırım görüntü kullanmak olarak. Hukukla alakalı bir canlı yayının moderatörlüğünü yapacağım. Kadir As'ın YouTube kanalında da yayınlanıyor onlar. Sonrasında sessiz bir alan bulduğumda tam olarak kendi deneyimimle alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. Okulun epeyini gezdik artık. Daha fazlası okula gelip görülecek. İşte derslerin arasında deneyimlenecek hali. Ama biz zaten ben daha öncesinde kampüs turunda görevliyken de okulun bu kısımlarını gösteriyorduk. Şimdi yine bir sonraki günde epey daha yorgun bir şekilde açıyorum kamerayı. Artık kapanış zamanı. Genel olarak fikirlerimden bahsedip toparlayıp bitirmek istiyorum. Çünkü tanıtım günleri başladı 4 Ağustos şu an günlerden. Ama ben o kadar yoğunum ki editimi yapamadım ve vaktinde yükle yemedim. Aslında gelecek zamanını bahsediyorum hep başlayacak diye ama halihazırda başladı şu an. Genel olarak kendi tecrübemden, öğrenci tecrübesinden bahsetmek istiyorum ve epey bunlardan övgüyle bahsedeceğim aslında. Çünkü gerçekten benim bu ülkede pek bir eşiyle daha karşılaşmadığım bir kurum anlayışı var bu okulda. Öncesinde belirtmek istiyorum ki siz bu okulu seçseniz seçmeseniz benim için hiçbir şey değişmeyecek açıkçası. Yani kendim için yapma ihtimalim olan herhangi bir şey yok. Bunu belirtmek istiyorum. Yani benim videomu görüp de bir şekilde kayıt yaptıranlar olsa ve bundan prim alsam süper olurdu. Bayağı daha överek aşkla anlatırdım. Ama olabildiğince kendi deneyimimle çok da aslında normalde arkadaşlarıma anlattığım şekilde of çok iyi şeklinde yapmadan anlatmaya çalıştım. Şöyle bir olay var. Okulun idari birimlerinin tamamı mükemmel şekilde işliyor. Yani genelde Türkiye'de pek karşılaşmadığımız bir durum bu. Herkes işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Herkes karşısındakine iyi niyetle yaklaşıyor. Hani öğrencinin yararına çözülecek şekilde. Erasmus ofisi mesela biliyorsunuzdur belki. Erasmus'a gitmek için çok uğraştım. Çok fazla mail attım Erasmus ofisine ve her seferinde aynı gün cevap aldım. Ve yani isim vermeyeyim tabii ki ama başka üniversitelerde böyle olmadığını biliyorum. Direkt tecrübeyle biliyorum. Kendi tecrübem olmasa da. Onun dışında kurumsal iletişim ofisi, okulda işleyen herhangi bir birim gerçekten mükemmel şekilde çalışıyor ve hep öğrencinin yararına olacak şekilde. Yani karşılıklı iyi niyetten emin olunduğu sürece Erasmus ofisi mesela bilgilendirme toplantısı yapmıştı. Hiçbir yanlışlık olmasın. Herkes her şeyi en iyi şekilde öğrensin ve aklındaki tüm soruları sorabilsin diye hep şeyden bahsediyordu. Hani biz sizin hep arkanızdayız. Siz yurt dışına gittiğinizde de farklı okulda olduğunuzda da biz size yine yardımcı olmaya devam edeceğiz. En ufak bir problemde bize yazın. İşte iyi niyetinizden emin olduğumuz sürece zaten sizin herhangi bir hakkınızı engellemeyiz. İşte mesela normalde kazandığında ama gitmediğinde puan düşüyor ama sen vaktinde onu bize bildirirsen, biz o hakkı başkasına devredebilirsek zaten hani senin puanını düşürmek istemiyoruz falan şeklinde
yaklaşıyorlar ve bu insana çok güven veriyor. Birileri benim arkamda, birileri benim iyiliğimi düşünüyor ve ben bu okulda kıymet görüyorum şeklinde bir his veriyor. Kurumsal iletişim ofisindeki çoğu kadın çalışan kendisine hani belli bir samimiyetten sonra tabii ki abla dedirtiyor. Ve gerçekten geçenlerde rahatsızlanmıştım okulda. Hemen sana taksi bulalım, hemen eve bırakalım, şöyle yapalım, işte bir arkadaşımın beni bırakmasını sağladılar falan. Ve okulun bütün birimlerinde böyle olduğunu biliyorum. Sorguladığımda nasıl böyle olabilir acaba her şekilde diye. Çünkü birazdan kütüphaneden de bahsedeceğim. Kütüphanede de aynı anlayış var. Hatta önce ondan bahsedeyim. Kütüphanemize bizim bilgi merkezi deniyor. Çünkü aslında sadece kitaptan ibaret değil. Bütün yani sınırsız dijital kaynak, sınırsız kitap. Atıyorum sen herhangi bir kitabı istiyorsan ama o kütüphanede bulunmuyorsa başka herhangi bir kütüphaneden buluyorlar, satın alıyorlar, bir şekilde sana gönderiyorlar. Özellikle online eğitim süresi boyunca evine kargoladılar. Hani bitirdikten sonra sen zaten onu internet üzerindeki bir sistemle, MyKehas diye bir sistemimiz var bizim. Oradan uzatabiliyorsun süreni eğer başka kişi beklemiyorsa aynı kitabı. Sonra süren bittiğinde tekrardan kod veriyorlar, geri kargoluyorsun. İşte bilgisayarın yoksa online eğitim süresince sana ücretsiz bilgisayar gönderiyorlar. Mesela bir arkadaşım bir kitap arıyormuş sinemayla alakalı ama bulamamış kütüphanede, sormuş alalım sana demişler, yok istemiyorum vazgeçtim demiş, hani alıp göndermişler, mecburen okumak zorunda kalmış. Ya da başka bir sefer Hindistan'daki bir kütüphaneden bir eseri bulup bir öğrenciye gönderdikleri ve kütüphaneye sağladıkları olmuş ve kütüphanedeki dek yetkili görevli kadınla konuştuğumda hani o kadar vizyonlu bir insana karşı karşıya geliyorsun ki diyor hani ben sana bütün bilgileri öğretemem tabii ki ama o bilgiyi nasıl öğreneceğini söyleyebilirim, sen bir araştırma konun olduğunda, tezin olduğunda, finalin, sınavın bir şeyin olduğunda bana gel, ben sana anahtar kavramlara nasıl girmen gerektiğini öğreneyim. Bir kaynağa mı ihtiyacın var? Onu bir şekilde bulup sana göndereyim. Yani kütüphanenin zaten bilgi merkezinin sınırsız şeklinde bir mottosu var. Ve bunu tamamen dolduruyorlar. 8000 küsürlük DVD arşivi var. O DVD arşivinde bulamadığın film olursa sana bulup gönderiyorlar. Hani artık tabii DVD'ler çok basılır mı? Bulunma imkanı ne kadar olur belli değil. Ama ya bir şekilde sağlıyorlar. Zaten süreli yayınlar, gazeteler, dergiler falan devamlı olarak bilgi merkezinde bulunuyor. Ve okul içerisindeki herkes birbirine karşı çok nazik. Bunu sorguladığımda onu söylüyordum. Hani nasıl olabilir bu? Bir kurumda nasıl her şey bu kadar takır takır işleyebilir diye. Genelde aldığım ortak cevap rektörün davranışı oldu. Yani gerçekten bence Türkiye'de karşılaşılabilecek en harika rektöre sahibiz. Profesör Doktor Sonan Durkanoğlu Feyiz. Bir etkinlik olduğunda bizimle gelir, işte o dans ediliyorsa dans eder, bir şeyler yeniyorsa, mesela International Day olmuştu daha online eğitimden önce. Orada herkesle beraber dans edip sonra oryantasyon günlerine geldiğimizde bir müzik grubuyla birlikte darbuka çalarak karşılamıştı bizi. En fantastik kısmı da şu bence, online eğitim dönemi boyunca devamlı Zoom toplantıları düzenledi. Bütün öğrencilere işte maille haber verdi. Ve hani diyor, bana probleminiz varsa, şikayetçi olduğunuz bir şey varsa, istediğiniz bir şey varsa söyleyin, yüz yüze gelelim. Ve istediğimiz gibi söz alıp istediğimiz şeyi söyleyebiliyoruz, şikayetçi olduğumuz şeyleri. Devamlı olarak her zaman belirtiyor, bana istediğiniz zaman maille ulaşabilirsiniz. Ben size dönmezsem ilgili birime yönlendiririm falan gibi. Ve gerçekten ne zaman rektöre mail atsam mutlaka bir karşılık aldım. Kendisinden olmasa da tam olarak ilgili birimden karşılık aldım. Herhangi baskıcı bir anlayış yok. O yüzden derslerde konuşurken mesela şu an ayıplanır mıyım tarzında bir endişe yaşamadan rahatlıkla söylüyorum. Hocalar aynı şekilde devamlı öğretmeye çok hevesli. O yüzden ben normalde dersleri hiç sevmeyen bir insanken buradaki hocalardan dolayı hani keşke online olmasa, keşke yüz yüze olsa da onların bu öğretme aşkını yüz yüzeyken tam alabilsem şeklinde bir aşkla doldum. Yani bunların hepsini size anlatmak istedim ki Türkiye'de böyle anlayışa sahip bir kurum var ve bu hiç de ulaşılamaz bir noktada değil. Sizin de haberiniz olsun bundan. Çünkü ben aslında tercih yapmadan önce bu kadar iyi bir iç işleyişin olduğunu bilmiyordum. Bu kadar öğrencisine sahip çıkan, iyiliğini isteyen bir kurum olduğunu bilmiyordum. Ve bundan gerçekten etkilendim. Ve kısmen bu noktada kendime görev bildim diyebiliriz. Okulun aslında ne kadar harika olduğunu insanlara anlatma görevi. O yüzden hatta ben rektöre okulu çok sevdiğimi ve daha iyi yerlere gelmesi için çalışmak istediğimi söyledim. O şekilde şu an aktif burslu öğrenci olarak çalışıyorum okulda. Bir yandan da tabii kendime cep harçlığı çıkıyor. Muhtemelen çok memnun olup denilmeyi unuttuğum bir şeyler vardır illaki. Öyle bir şey olursa da açıklama kısmına yazarım zaten böyle böyle bir şey de vardı diye. Ama bu videodan sonra bence bir üniversiteden beklenen
beklentilerinizi tekrardan gözden geçirin. Çünkü üniversite aslında öğrenci işlerinin kapısında sıra beklediğimiz, bir maile cevap almak için haftalarca uğraştığımız ve sonrasında dandik bir cevapla kendimizi avutmak zorunda kaldığımız, hocaların ders iptal etmek için hevesle beklediği ve online eğitimde çökmüş bir eğitim sistemine sahip bir kurum olmaktan çok daha öte bir şey olabilir. Mesela bizim online eğitim süresi boyunca devamlı IT görevlileri nöbet başındaydı ve yaşadığımız herhangi bir problemde direkt bilgisayarlarımıza bağlanarak, hocalarla konuşarak her an kontrol altındaydı ve asla sistemsel bir problemden dolayı dersimiz iptal edilmedi. Böyle bunun gibi daha çok şey var. Sormak istediğiniz bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla, yani tabii burslar hariç, teknik şeyler hariç, öğrenci deneyimi olarak ya da kampüs deneyimi olarak bir şeyler söyleyebilirim elimden geldiğince, yardımcı olurum. Yani bu okulu hiç bu kadar seveceğimi tahmin etmiyorken birden okuluna aşkla bağlanan, okula gelmek için heveslenen bir insan oldum. Aynı zamanda bunda istediğim bölümü okumanın da etkisi çok büyük tabii. Umarım siz de çok okumak istediğiniz bölümlerde ve içinde bulunmaktan keyif aldığınız kurumlarda eğitim hayatınıza devam edersiniz. Bu videoda hiç abone, like şeyine girmeyeceğim. Umarım bir kere daha düşünme fırsatınız olur ve birilerinin anlayışında bir farklılık yaratmışımdır. Teşekkürler izlediğiniz için. Varsa sorularınızı bekliyorum.